Evet canlarım, yavrularım, çıtır kızlarım, lalülerim. Bakın bu ne? Bir su bardağı. Bugün ne yapacağım? Tarhana çorbası. Kış aylarının vazgeçilmezi, küründen, madiden. Bu bana nereden gelmişti? Serpil mi göndermişti? Kim göndermişti? Bunu bilmiyorum. Unuttum valla. Bunu ben böyle yarım saat olmadı belki de. Suyun içinde bir bardak su. Ilık su. Bazıları et suyu falan koyuyor o suya. Ben normal seviyorum. Ve ben salçasız seviyorum bunu. Salçalı sevmiyorum. Bu toz tarhana bakın. Görüyor musunuz? Bu siyah üstündekiler de böcekleri. Böcekli çok lezzetli oluyor. Protein. Yok yok böcek değil bunlar. Ne biliyor musunuz? Bunlar işte baharatları falan üste çıkıyor. Bakın böcek değil. Vallahi değil. Bak kız. Bak kanadı yok. Böcek değil. Şimdi bunun tarifini geçeceğiz birazdan. Bu böyle beklesin, şişsin, çeksin böyle. İyice çeksin bu bebeğim. Biraz meşakkatli. Aslında çok meşakkatli değil. Karıştırması dert yani. Bu arada bu tarhana Doğu yöresine ait. Çok fark ediyor biliyorsunuz. Karadeniz'in farklı oluyor. Doğu tarafının farklı oluyor. Doğu'da genelde buna yoğurt koyuyorlar. Domates, biber, soğan, sarımsak, baharat koyuyorlar. Yani bunun içine aslında... Mesela soğan muğan hiç kavurmanıza gerek yok yani. Direkt sade olarak yaparsanız daha güzel. Ben sade seviyorum. Salçalı sevmiyorum. Bunu öyle yapacağım şimdi size. Siz de göreceksiniz. Bu arada bana şey geldi. Şöyle göstereyim. İki tane oldu hatta. Biri kırılırsa ötekini kullanırım artık. Birini sevgili Bursa'dan Kadriye Hanım ve kızı. Ah kızın adını yine unuttum. Şimdi Madrid çiçekler. Bunu da zaten o Türkmen gazı ile laçosu getirdi biliyorsunuz. O bir önceki videomda olan var ya onlar getirdi. Şimdi bunu da deneme yapacağım. Videoyu bununla çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet bu bir deneme. Burayı kırparım artık. Koydum oraya onu. Telefonda yerleştirdim ona. Çok da güzel oldu vallahi. Aa, daha ne olsun ayı? Vallahi mis gibi oldu. Uğraşamam. Şimdi ona buna yalvarma derdim bitti. Çok güzel oldu. Çok da güzel memnun bırakacak inşallah. Sonra bu video kısa sürecek. Çünkü tarhana çok zor bir şey değil yani. Atıyorsun kaynıyor gibi bir şey ama bunun karıştırma olayı var. Ondan dolayı biraz şey sürebilir. Kısa sürebilir. Hayatım işte mutfak dar olunca ne yapacaksın? Mutfakta dar aile benim gibi. Bak mutfak dar olunca olmuyor. Ben şimdi ocağın orada yapsam ocağı nasıl çekeceğim falan filan. Yani ben de hiçbir şey gelemiyorum. Neyse tenceremiz bu. Şöyle bir tencere yeter. Yarım su bardağı kadar tarhanam vardı. Onu da bir buçuk su bardağı suyla ıslattım. Ilık suyla, et suyu kullanmadım. Şimdi bunu tencereye direkt bu halde döküyoruz. Evet. Ben böyle yapacağım. Daha farklı yapanlar da var. Benimki böyle, canınız isterse. İstemezse yapmayın. Özellikle çeşme suyu kullanmanız lazım. Şöyle. Şöyle kesinlikle çeşme suyu kullanın. Damacana suyu kullanmayın. Çünkü çok daha güzel oluyor küründen. Ben kullanıyorum ya siz de öyle yapın diye. Küründen diyorum. Yani damacana su da kullanın. Ay su kaynayınca zaten hepsi aynı olmuyor mu kardeşim? Ne fark ediyor? Ediyor mu? Dur bakalım şöyle. Bunu kaldırayım bakayım nasıl olacak. Ay. Aman iki elimle bismillah doğrultamadım. Ay kaldır beni. Ne kadar güzelsin okşan. Sağ ol canım benim. Bir gün de başkası bana dese ne kadar güzelsin diye. Aa, yorumlarda diyorsunuz canım. Sağ olun var olun. Işık da oradan buraya. Şimdi bunu ocağa alıyorum. Bunu bu şekilde gördünüz zaten. Şimdi ocağa alıyorum ama ocağın çakmağı yok. Mecbur buradan çakmağı getireceğiz. Birazdan bir önceki videomda, daha önceki videom, iki önceki videomdaki yorumları okuyacağım. Bakalım neler demiştiniz. Şimdi bunu ocağa koyuyorum. Ocağı normal açtım. Bu kaynayana kadar püşarı yedik. Ah başıma iş aldım ha. Bunu karıştırması dert. Önce açık ateşte, harlı ateşte bu şekilde kaynasın önce. Ben sosumu sonradan koyuyorum kızlar. Durun. Evet şimdi bakın ağzını tüpü çok açtım ben. Ocağı çok açtım. Şöyle bunu kaynayana kadar karıştıracağız. Yani böyle sürekli karıştırmayın ama sürekli karıştırırsanız hakikaten daha iyi olur. Çünkü topaklanma bu tarhananın en önemli şeyi
topaklanmamasıdır. Bunu biliyorsun, çoğu kişi bilir zaten. Şimdi ben bunu böyle karıştırmayla devam edeceğim. Sonra kaynamaya yakın. Bakalım ne hal diyeceğiz. Ay dur, kapanmadı. Allah, kapanmıyor bak. Evet, işte köpüklendi. Şu an kaynamaya yakın. Bakın. İyice yoğunlaştı. Bakın nasıl yoğunlaştı. Şu an son gaz ateş. Sonuna kadar açık ateş. Bayağı bir açık yani. Bu şimdi kaynamaya başlayana kadar bayağı bir karıştırdım ben bunu. Bakın topak mupak yok. Gördünüz mü? Şimdi buradan da tüpü açtım. Üstüne şeyi koyacağım. Şu tavayı koyuyorum şöyle. Şöyle şu tavayı. Yok yok, şimdi kapatayım tüpü. Şimdi değil o. O sonra. Şimdi bu kaynamaya başladı. Bakın. Bakın. Evet. Fokur 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 elle, gördünüz. Şimdi altını kısıyorum taşmasın diye. Altını kıstık. Şimdi karıştırma işlemimiz bitti. Şimdi bu altını kıstık ya. 5-6 dakika daha böyle kaynayacak bu. 5-6 dakika daha böyle bu şekilde kaynasın. Kapağını da örtelim. Altını bayağı kısın ama şöyle. Orta ateşin biraz daha altında. Çayım kaynıyor. Birazdan sorularınızı cevaplayacağım çay eşliğinde. Bu 5 dakika daha kaynasın. Bundan kurtulayım, bunu yapayım kurtulayım da. Ondan sonra sorulara. Sonra soru cevaplarsam bu sefer bu taşar maşar başımıza iş alırız. Evet canlarım, çorbam kaynıyor yavaş yavaş. 3-4 dakika falan oldu. Şimdi ufak tavamı koydum. Bu tereyağlı güzel olur. O yüzden kür tereyağı, sahte tereyağı, tereyağının lezzet ikizi diyorlar da küründen ayrı tereyağı buraya mı olur? Fıs kadar kalmış zaten, azıcık kalmış. Ben de yemedim. Kim yedi bunları anlamadım. Vallahi yemedim. Şimdi katı yağla sıvı yağ karıştırıyoruz. Niye öyle yapıyorsak onu da bilmiyorum ya. Öyle yapıyorlar işte, ne bileyim ben. Şöyle ha. Biraz da bundan koyayım. Çok gerek yok yani. Çok fazla gerek yok. Bu az hali. Bu şimdi kızsın güzelce. Bu şimdi kızıyor bakın. Bakın yavaş yavaş kızıyor. Bu kızdıktan sonra bunun içine bakın hayatım. Kızlar, laçolar, lalüler. Tuz, pul biber, nane ve karabiber koyacağız. Çünkü bu tarhana tuzsuz bir tarhana. Bazı tarhanalar tuzlu oluyor benim bildiğim kadarıyla. Ama emin değilim. Ola da bilir. Bu Doğu yöresine ait bir tarhana. Onu tekrar söyleyeyim. Karadenizlerinki farklı oluyor. Bazıları yoğurtsuz yapıyor. Doğu'da yoğurtlu yapıyorlar galiba büyük ihtimal. Öyle. Bunun beyaz şeylerini de aldım az önce. Bakın. Bakın nasıl kıvamını almış. Bakın. Bakın nasıl kıvamını görüyor musunuz? Bakın. Şöyle bakın. Bakın kıvamı ne güzel. Böyle şey gibi olması lazım kıvamı. Bu lokantalarda yiyoruz ya hani mercimek çorbası. Süzme mercimek çorbası. Onun gibi olması lazım kıvamı. Bu şimdi pişsin, biraz daha kaynasın hayatım. Sonra şimdi yağımız kızıyor. Kızıyor, sinirleniyor. Çok şil bir yağ. Çok şillendi. Şimdi bunları atıyoruz, bunları yakıyoruz. Şöyle. Ay şu tuzu atmasam, bu çok geldi, azıcık kaldı. Ay bunlar girmesin. Şöyle tutayım onları ha. Tuz çok kullanmak istemiyorum. Evet, şimdi bunu yakıyoruz hayatım. Şöyle. Böyle tahta kaşıkla. Tahta kaşıkla yapın teflonları. Ay Allah'ın cezası. Böyle bu naneyi yakıyoruz. Nane, pul biber, karabiber, tuz. Hepsi Allah ne verdiyse koyduk içine. Bunları böyle tahta kaşıkla yapın da teflonların çizilmesin. Tamam mı canlarım? Tahta kaşıkla yakmanız önemli. Şunu biraz daha açayım. Bu hiç fokurdamıyor bu nane. Bak tövbe yarabbim. Ay canım çok çay istiyor ya. Of. Çayım ne güzel. Bakın dumanı nasıl tutuyor. Evet şimdi bunun yandığını nereden anlıyoruz? Evet şimdi yandı bu çünkü cazırdaması gitti. Şimdi bunu alıyoruz buradan. Buradan yaktık, yine cozlayacak. Şöyle. Şöyle şöyle. Ay çok güzel koktu ama biliyor musunuz? Şöyle yavaşça. Döküyoruz. Sonra bir kepçeyle bunun içine biraz daha koyabiliriz ama ben şimdi kepçeye uğraşamam. Al. Ay ne oldu ayol? Ay çok sinirlendi, dur. Şöyle. Daha ne oldu? Aldık. Sonra yine koyun içine. Evet bakın. Ne güzel oldu. Bir daha kepçe kirletmeyene gerek var. Zaten leş gibi oldu her yer. Evet şimdi. Bunu da şöyle bulaşıkların yanına koyayım. Cansel domezi gelince temizler. İşi mi? Temizlesin. Bu arada Cansel'e özelden neler yazıyorsunuz? Beni madileştiriyorsunuz, kötüleştiriyorsunuz. Instagram'da bunu yapanlara söylüyorum.
Cansel bana söylemiyor mu zannediyorsunuz? Cansel gülüp geçiyor. Okşam bak senin hakkında böyle böyle mesaj geldi ya, bana ekran görüntüsü bile atıyor kızcağız. Hiç umursamıyor bile. Beni kötülüyorsunuz Cansel'le kavga edeyim diye. Bunu yapan şeytanlara söylüyorum. Yapanlar da Lubuyalardır kesin, başka ne? Kim olacak başka? Heh. Şimdi bakın rengi nasıl döndü, gördünüz mü? Şeylerin sayesinde. Pul berim falan sayesinde rengi döndü, gördünüz. Şimdi böyle 3-4 dakika daha böyle kaynasın. Ondan sonra zaten bunun işi bitti. Şöyle ha. Evet. Ay bok gibi oldu her yer. Ay. Neyse artık. Bakın kaynıyor. 2-3 dakika daha böyle kaynasın, olay bitmiştir hayatım. Ay ay bakın pişti işte, dumanı üstünde. Şu an çok sıcak. Buna limon sıkılıyor mu sıkılmıyor mu bilmiyorum. Bu zaten hafif ekşimsi oluyor yoğurttan yapıldığı için. Şöyle bakın kıvamına. Kıvam böyle olmalı. Su gibi olmamalı bakın. Bakın kıvamı çok güzel. Tam kıvamında. Şeyli. Helmeli diyorlar buna. Şimdi tadım aşaması. Ah, bunun yerinde inek haşlama olsa daha iyi olurdu. Bu ne yapılmıştı? Çorba yani. Çorba da faydalı bir şey sonuçta. Bu da ekmeğim. Şimdi tadım aşaması. Madem. Ah evet yavrularım. Bu çorbam, tarhana çorbam. Vallahi çok yani görüntüsü güzel. Daha tadına bakmadım. Bu da tabak. Bu da Cansel'in bana getirdiği tuhaf şey var ya. İsmini unuttum. Turpa benziyor ama tadı şeye benziyor. Neydi onun adı? Yer elması var ya. Şurasını alacağım çünkü bayağıdır oradaydı. Şurasını alayım. Aynı tadı yer elmasına benziyor. Yemin ederim. Bunda turp gibi ama tadı turp gibi değil. Hiç turpa benzemiyor. Böyle tatlımsı biraz. Bunu böyle soyuyoruz. Çok faydalı bir şeymiş ama bu. Karı nereden alıyor bunları bilmem ki. Cansel. Bunu da bunun yanında yiyeyim bari ya, ne yapayım. Faydalıymış madem. Şöyle tüp gibi doğruyorum bunu ha. Evet. Evet. Bugün yanında soğan yemiyorum, farkında mısınız? Leçom gelecek. Yok kız, bir köründen ne leçosu. Evet, şimdi ilk defa tadına bakıyorum şu an. Ben mi laço gibi mi oturuyorum okşa? Yok kız, gacı gibi oturuyor. Bak. Ha. Evet, tadına şöyle bakayım. Ha. Aa, tabii karabiber yakıyor, böyle pul biber yakıyor. Nane bir aroma vermiş. Yemin ediyorum çok güzel, çok da lezzetli. Çok da güzel, memnun bırakacak hepinizi. Ama biliyorsunuz biz Türklerde adettir. Çorbaya ekmek banmadan duramayız. Batalım şöyle. Ha. Nasıl güzel, yemin. Buna limon sıkılıyor mu bilmiyorum da limon yok. Ha. Cansel yavrum. Cansel boğazında kalıyor kız, haram mı ettin? Haram etsen de yiyeceğim, etmesen de yiyeceğim. Her türlü. En güzel çorba aslında, bağırsakları çalıştırıyor, ediyor. Millet çorba yiyor. Yiyor mu, içiyor mu işte. Geceleri bir çorba içiyor, yanında ekmek de yemiyorlar, yatıyorlar. Nasıl uyuyorlar? Ben hayatta uyuyamam bir şey yemeden. İmkanı yok. Mümkün değil. Sıcak sıcak geliyor burada ama hakikaten çorba faydalı bir şey ya. Doğru. Neyse ben yemeğe devam edeyim. Bundan sonra çayımla beraber o sorular var ya, o gelen sorulardan birazını aldım, onları cevaplayacağım. Tamam mı? Tamam canım. Haklısın Okça. Doğru söylüyorsun. Ha? Evet canlarım. Çorbamı içtim. Çayımı aldım. Çayımı tıkırdatacağım. Bu arada bayağı bir yorumlar gelmişti. İçlerinden böyle hani çok fazla sorulan soruları cevaplıyorum ben. Genelde ya da çok dikkatimi çeken soruları cevaplıyorum biliyorsunuz. Ama hepsini okuyorum. Kalp atıyorum demekten şiştim yani. Atıyor, okuyorum işte ha. Oh, çayda bekleyince ne şugar oluyor. Sabah yapmıştım. Bayağı bekledi demek ki. 15 saat bekledi herhalde. Evet canlarım, şimdi sorularımıza geçiyoruz. Dur bakalım.
Bilgisayara koydum. Oradan bana yorumlardan akıl verdiniz. Sağ olun ya. O kadar uğraşıyordum salak gibi tek tek yaz yorumları. Ne yazıyorsun dedi birisi yorumda. Resmini çeksene. Resmini çek bilgisayara koy, oradan oku dedi. Tek tek onları yazıyordum bir de. Aa, hakikaten delirecektim ya. Doğru. Mantıklı işte, akıl akıldan üstündür hayatım. Evet, ilk sorumuza bakıyoruz. Şimdi sonradan da sorular geliyor. Onlar o an gelmemiş oluyor video çekerken. İlk sorumuz demiş ki, soru değil, böyle bir şey yazmış bir arkadaşımız. Size misafirliğe gelirken getirdiği, bilgisayardan okuyorum. Size misafirliğe gelirken getirdiği yiyecekten ikram edildiğini bilmiyor musunuz? Sen istiyorsun ama vermeyi sevmiyorsun demiş bana. Ben nasıl vermeyi sevmiyorum? Yıllarca ver Allah ver, ver Allah ver. Benim millete verdiğim var ya. Neler verdim ben millete? Neyse. Onu şey diyor yani. Kim gelmişti o gün? Birileri, Begüm falan gelmişti. O laçovari şerbet gelmişti. Onlar bana bir şeyler getirmişti. Bir şeyler kurabiye, murabiye getirmişti. Onları ben ikram etmedim diye madilik yapmış. Ama maalesef ki, kusura bakmayın da, gerçekten onları video kapalıyken tabii ki de ikram ettim. Hepsi de yediler. Ben bile az bile yedim yani. O şişmangacı hepsini yedi. Şişmangacı. Şerbet zaten böyle. Onlardan bana fırsat mı kaldı? Kırıntılarından birazcık kalmış. Onları ben yedim. Yani ikram ettim hayatım. Onu söyleyeyim yani. Benim kültürümde o vardır. Ha. Madden. Vallahi madden değil gerçekten. Küründen. Küründen değil gerçekten. Okşan. Şimdi bir de demiş ki, bir arkadaşımız diye. Biri demeyeyim şimdi, ayıp olmaz. Her şeye kızıyorlar. Hadi. Ne diyeceğimi şaşırdım. Kız akşam o kadar selam yazdım. Almancılar görüşmekten bizi görmedin, küstüm sana demiş. Almancılarla görüşmekten bizi aile ehlil. Selamlar hayatım. Ama ben şimdi orada her selam yazara burada selam dersem ne olur? O video 4 saat sürer. Böyle arada sorular cevaplayayım diyorum. Bazen cevaplamıyorum, bazen cevaplıyorum. Böyle yani, bu kadar o kadar da şey yapın. Aile hanım selamlar ne demek efendim? Sıtkı tertemiz. Bir önceki yorum için yapan kişinin de adını okuyayım. O da Coşkun Doğrulmuş. Misafirlere İkram etmiyorsun diyen var. O da Coşkun Doğrulmuş. Bu da Sıtkı tertemiz fincanını aldı. Şerbet Okşan Hanım demiş. Yok yok, almadı. Şakasını yapıyor canım. Çok öyle yazmışlar. Şerbet şunu çorladı, bunu çorladı diye yazmışlar. Almadı. Yemin ederim aldım. Vallahi alsa öldürürüm onu. Vallahi. Deli misin sen? Benim şerbetim, benim fincanımı alacak ha? Benim ters tarafımı görmesin ha, ona göre. Eskiden çok şille bu yaydım ben. Şimdi duruldum. Aile ehlin. Kız akşam o kadar selam yazdım. Aa, bunu okumuştum ya. Yok dur. Bu niye iki tane olmuş? Evet, iki tane. Neyse. Tamam. Şimdi şöyle bakalım. O zaman. O zaman şunu söyle. Bu arada sırf sana yarasın diye bir sürü yorum yapıyorum ama hiçbirini okumuyorsun demiş. F nokta. Bu neydi? Infinity miydi? Sonsuzluk işareti. Yanında da O var. Fo yani. Fo Yılmaz. Öyle demiş. O zaman şunu olsun söyle. Fatoş Onur'u çok seviyormuş. Fatoş Onur'u çok seviyormuş. Hayatım. Küründen. Bence kür. Fatoş Onur'u çok seviyormuş. Al sevdim kız. Ha. Şimdi birisi bir giderek üzdüm bizi zaman nikli birisi demiş ki. Okşancım şu an seni izlerken de yazmak istedim. Birisi demiş ki. Kedi hijyenik değil, eve niye alıyorsun? Şu an sen bunu cevaplarken oraya gelip sana sarılmak istedim. Keşke dünya senin gibi güzel kalpli insanlarda da oluşsa. O zavallıcık geliyor, güvenli bir ortamda uyuma şansı yakalıyor. Bu senin sayende, onların sokaklarda neler yaşadığını hepimiz biliyoruz. Küçücük de olsa orada yaşadığı o güven duygusuna sunu sana borçlu. Lütfen insanlar, biraz insaf, biraz sevgi. Okşan'dan öğrendiğimiz çok şey var demiş. Teşekkürler Okşan demiş. Rica ederim hayatım. Ben açıkça söyleyeyim bu arada. Ben öyle hayvanlara kendimi adamış birisi değilim. Sabah akşam kedi köpek peşinde koşan birisi değilim, onu söyleyeyim. Geliyor, orada yatıyor, meo deyince anlıyorum ki bir şey istiyor. Ben de evde ne varsa bir şey veriyorum ona, yiyor gidiyor. Evde kedi beslemiyor. Aa, gelip yatıyor şurada burada bilmem. Tanımadığım kediler. Tanımıyorum çoğunu. Hiç bana zaten umursamıyorlar. Ben burada yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum, onların umurunda değil zaten. O yüzden ha, şeyi düşünmeyin ya. Aa, bu sabah akşam kedilere bakıyor falan. Öyle bir şey yapamıyorum ne yazık ki. Gönül isterdik yapmak ama öyle bir şey yapamıyorum. Onu söyleyeyim size. Ama tabii ki de illa hayvanları besleyip de hayvanları beslerler sonra da döverler. Mesela öyleleri de var.
Evi ben çok rastladım öyle evinde köpek bakıp da canım canım deyip resimler paylaşıp da ondan sonra sırtında sandalyeler kıranları da gördük. Köpek bakanları. Aa. Zarar verme hayvana. Bakıyorsan bak, bakmıyorsan da bakma. Yemek vermek zorunda da değilsin. Verseniz daha iyi olur ama dışarıda durduk yere hayvana taş atıp orasını burasını kesip pis pis şeyler. Ay neyse. Boş ver. Soru. İsmail Eser demiş ki hayatta koli de diyeyim ben o başka türlü yazmış ama koli, sigara, elma suyu ve yemek haricinde en çok zevk aldığın şey nedir? İsmail Esen seni görüyorum. Başkalarının videolarına da bayağı yorumlar, destekler yapıyorsun. Bana da destek olduğunu gösteriyorsun. Ama başkalarına da aynı şeyleri yazdığını görüyorum. Ben her şeyi görüyorum İsmail Esen. Benim kanalımda meşhur olup da başka şeyler yapanlara da sürekli yazıyorsun. Bunu biliyorum. Yani bana ihanet edenleri ve desteklediğini görüyorum İsmail Esen. Sorduğun soru da çok ağır bir soru aslında. Çok aşağılayıcı bir soru. Hayatta koli yani sigara, elma suyu ve yemek haricinde en çok zevk aldın. Yani sen busun diyorsun bana. İsmail Bey, sen çok güzel yorumlar yapan bir insandın bana. Ve öbür kanallar dizdiğin metiyeleri ben görmüyor değilim. Görüyorum çoğu kişilerin kanallarında görüyorum. Neyse çift taraflı oynuyorsunuz diyorum. Bu kadar basit. Teşekkür ediyorum yine de. Niye benim hayatta koli, sigara, elma suyu dışında ve yemek dışında ekstra bir fonksiyonlarım yok mu demek istiyorsunuz? Neyse. Bir şey demiyorum. Allah'a abla sesinin tonuna bitiyorum. Aa, neden bitiyorsun hayatım? Ay canım benim nasıl bitiyorsun? Evet çok ince. Gacı gibi sesim vardır. Melisa Üzürek teşekkür ediyorum. Hülya Altan Avusturya'dan Hülya Altan size selamlar olsun. Bana niye selam yollamıyorsun diye kaç kere yazmış çünkü o da. Selamlar Hülya Altan'a. Stella, ben onunla yeni tanıştım Stella'yla. İyi bir kız. Berlin'de yaşıyor. WhatsApp'ta da konuşuyoruz bazen. Günaydınlar Okşancığım. Yine muhteşemsiniz. Çünkü değil, dünkü. Dünkü canlı yayında hiçbir şey anlamadım. Murat Övüş gelince herkes bir hal oldu ama sen doğal kaldın. Sanki dünyayı Covid-19 kurtarmış gibi bilmem ne seni seviyorum demiş. Evet, geçenlerde bir yayın yapmıştım Instagram'da. Arada yapıyorum. Oraya Murat Övüş canlı yayın konumu oldu, geldi. Bizi sevdiğini falan söyledi, etti. Sağ olsun. Şu an onu merak ediyorlar. O geldiği anı, Murat Övüş'ün geldiği anı görmek isteyenler var. Şu an buyurun izleyin onu. Sonra 20 saniyelik bir video. Onu izleteyim size. Buyurun izleyin. Her zaman yanınızdayım. Yani benim adım ne görev olursa yapılacak her zaman yanınızdayım. Bazı şey yok anlattı. Şimdi geçmiş çocukluğa indik biraz. Şimdi Selay biraz gırgır gır şamata seviyor ya. Evet. Ben de ikimiz de bir şey olduk böyle biraz duygulandık aslında. Gördünüz. Gördünüz mü? Gördünüz. Ben ekstra bir durum yaşamadım Murat Övüş geldi diye. Havalara uçmadım ama tabii onurlandı, bir gururlandı. Sağ ol. Sonuçta tanınmış bir insan mı? Evet tanınmış bir insan sonuçta. Türkiye tanıyor. Herkes tanıyor adamı. O yüzden izlettirdim size. Şimdi devam ediyorum sorulara. Evet. Bir şey ya ne oldu bir havalara girdi Murat Övüş yayınına gelince. Ne havalara gireceğim Allah aşkına. Ben kimlerle görüşüyorum? Aa, siz bilmiyorsunuz. Neleriyle görüşüyorum ben ama ben sır küpüyüm kızlar. Gerçekten beni böyle dedikoducu, fitne, fezat, nalet, ucube şey ortalığı karıştıran olarak gözü görüyorsunuz ama ben öyle değilim. Sırda kalır bende yani onu da söyleyeyim size. Mutluluk Kelebeği demiş ki ay ablacığım harika yine geçen önerdiğim komik cezalı oyun oynayacak mısınız? Hep beraber basit ve komik bir oyun. Bu kadar kağıt. Şimdi bir oyunu söylemiş. Çok uzun yazmışım bir tanem. Bir oyundan bahsetmiş Mutluluk Kelebeği. Sağ ol canım benim. Sen de çok yorum yapıyorsun bana. Destekliyorsun. Valla o tarz oyunlar ne bileyim. Bilmiyorum ki hayatım. Aslında ola da bilir, olmaya da bilir. İki seçenek var. Olabilir, olmaya da bilir. Bakarız ilerleyen zamanlarda canım benim. Ya uğraşmışsın, yazmışsın. Canım kelebeğim benim. Melahat Aral. Ablacığım seni seviyorum. Komiksin Almanya. Ay ne olur beni böyle çok öven mesajlar yazmayın ya. Valla. Almanya'ya da selam söyle. Ben de önce Kurtuluş'ta oturuyordum. Gelin
Gelince börek yemeye gidelim. Gelince börek yemeye gidelim. Selamlar Melihat Aral. Ben de Okşan Aral. Bebeğim. Okşan Büyük. Melihat Aral'a selamlar Almanya'ya. Devam. Okşan. Yine şerbet şeyi çalmış diyorlar fincanı. Onu çok söylemişler. Deniz Begüm Beycan. Okşan abla çantamda ne var? Çek lütfen. Bir de kısır videoda çok güzel sütlaç yaparım diye olmak kolay mı Okşan demiştim. Meşhur sütlacımın tarifini istiyor. Son olarak çok özel olmazsa seni en derinden etkileyen aşkını anlatır mısın? Anlatmıştım onu. Boksörle Çom var ya benim burnumu kırmıştı. Düzeltmişti gibi oldu aslında. Burnum kırıktı. O bir koydu. Kemiği düzeldi. Onu anlatmıştım size zaten. Ne oldu muydu? Şöyle diyorum. Ben en son yaşadığım aşk bana yetti. 200 yılı boyunca aşık olmasam aramam. Yetti ben aşkın ne kadar maddi bir şey olduğunu gördüm. Onun rezilliğini yaşadım. Aşka saygım var mı? Var, ne yapayım yani olmayıp da ne yapacağım? Çantamda ne var videosu çekiyor. Çantam nerede? Dur bakayım. Ne var ki çantamda da hiçbir şey yok ki. Ben öyle çantama bir şey koyan bir insan değilim ki hayatım. Çantam var mı burada? Bakın çantam da yok. Ay, vallahi çanta bomboş hiçbir şey yoktur içinde yavrum. Bir şey yok annem. Dünya vatandaşı diye bir kardeşimiz. Okşancığım nohut videondaki 1,48 dakikayı dikkatlice analiz ettim. Oradaki fare değil kuru yaprak uçuyor. Netleştirmiş bakmışlar. Hani bir dışarıda bir videom vardı. Orada yanında geçen fare demişlerdi. Ben de YouTube'un ağır çekim şeyiyle baktım. Ben de fare zannettim ama o kuru yaprakmış. Fare değilmiş kızlar. Kızlarla çolar, Lubunyalar, derlikler. Ha. Şimdi. Ay çayım buz gibi oldu. Aa, yo iyi sıcak. Güzel fena değil. Ha. Hürmüz Hüseyinoğlu kızıyla beraber beni izliyorlarmış. Selamlar istiyorlar kızınla beraber. Sana ikinize de canım benim selamlar yolluyorum. Arzu Özkaya bildirimin geliyor Okşancığım. Kalp atınca mutlu oluyorum. Okuduğunu anlıyorum o zaman. 10.000 abone oldun. İnşallah not tutman da çok hoşuma gidiyor. Güzel oluyor. Bu geldi. O YouTube kanalı açmak nereden aklına geldi? Bunu sorumu cevaplandırırsan demiş. İyi olur demiş. YouTube kanalı açmak nereden aklıma geldi? YouTube kanalı zaten daha önceden de çok eskiden ben YouTube'a bir iki video atmışlığım vardır. Çok güzel videolar vardı da onlar güme gittiler. O zamanlar YouTube biraz bu kadar revaçta değildi. Ben Cadı Karı diye bir videom vardı. Kazanın batışında oturmuşum. Saçlar başlar böyle. Birkaç tane trans geliyor arkadaş. Onlara büyü yapıyorum. Fal bakıyorum falan filan. Çok komik bir videoydu. Gerçi çok güzeldi. Doğaçlamaydı. YouTube kanalı açmak nereden aklıma geldi? En azından dedim belki 3-5 açlığım çıkar. Çıkmıyor mu? Çıkıyor. Evet şu an yani komik bir paralar alıyorum. Komik demiyorum. Hani paranın komiği olmaz. Ayıp olmasın da. Ama ilerlerse kanalı böyle 100 bin abone falan olursa düzgün hayatımı ilerletecek. Ben zaten lüks yaşayan bir insan değilim. İki hırka bir sofra mı derler ne derler öyle yaşayabilecek bir insanım ben çok zengin bir insan da olsam emin olun yine şöyle olacağım değişmem imkanı yok lüks düşkünü değilim yani ben gerçekten değilim ya yani. Bilemezsin belki de değişebilir miyim bilmem yok canım vallahi değişmem asla her haltı gördüm ben aslında görmediğim şey de yok yani neyse devam ederiz ha YouTube kanalı nereden aklıma geldi açmak. Videolarım bari millet paylaşıyor. YouTube'da bir sürü kanallarda benim videolarım dönüyor dedim. En azından ben kendim de açayım bari de. Hem meşgale olur. Hem ekstradan bir işe yarıyorsun okşan. En azından bir halta yarıyorsun. O şekil hissetmemi sağlar. Ve sağladı diye düşünüyorum. Bir iş gibi yani insan bir iş yaptığı zaman bence mutlu oluyor. Yani bir işe yaradığını hissetmek çok güzel bir duygu diye düşünüyorum. Bir işe yaramak gerçekten hani havadan para kazanmak bence çok iyi bir şey değil. Yani ama bir işe yaramak çok iyi bir duygu, mutluluk verici bir duygu bence. Mesela bu Sabancılar, Koçlar bilmem ne hepsi niye hala çalışıyor? İhtiyacı mı var? Çalışmak insanı hayata bağlayan bir şey çünkü. Mutlu değil, ihtiyacı var. Aç gözlükten de değil o bakın. Aç gözlükten olduğunu sanmıyorum ben. Çalışmak insanı hayata bağlayan bir şey. Demeyin ki, aa bu zengin niye hala çalışıyor demeyin bence. Çalışmak eşittir hayata bağlanmaktır. Mal gibi otur, ye sıç yat, yemek geldi, bir ton trilyon param var, böyle dur. Ne yapacaksın? Boş ver. En güzeli çalışmak. Biri de demiş ki, niye sürekli birbirinize annem annem diye sesleniyorsunuz? O dikkatini çekmiş. O söyleyince ben de fark ettim onu. Doğru söylüyor. Annem diyoruz birbirimize.
Ay yok abla diyoruz bilmem ne. Akraba isim şeyleriyle, kelimeleriyle sesleniyoruz. Ben de şöyle düşündüm. Özellikle annem diyoruz birbirimize çok fena. Ay ne yapıyorsun annem bilmem ne. Şöyle düşündüm. Acaba yanlış mı düşündüm bilmiyorum. Yani insan en sevdiği kelimeyi kullanıyor karşı tarafa. Öyle hissediyoruz. Belki de hani ailemizden küçük yaşta ayrıldığımız için hani aile sevgisi, anne sevgisi falan ben mesela bir Cansel'e ben kalkıp da ne yapıyorum babam desem olmaz. Yani anne daha kutsal ya anneyi herkes daha çok sever. Babayı da seviyorlardır illaki ama anne tartışılmaz en sevdiğimiz kelime. O yüzden mi acaba birbirimize onu da ben de düşündüm yani. Evet annem diyoruz yani acaba o sevgiyi kendimize iç dünyamızda hatırlatmak için mi içimize dert olmuş da o yüzden birbirimize annem annem diyoruz. Herhalde öyledir bence. Bir sevgi sözcüğü gibi bir şey. Yani eksik olanı tamamlamak için söylenen bir kelime de olabilir. İşte öyle şeyler anlamışsınızdır inşallah. Bir arkadaşımız da demiş ki Okşancığım bu lobun nasıl mincosu böyle ne ya şerbeti demiş. Şerbetin fısı bari diyor onu söylüyor. Bir Allah'ımın lütfusun demiş ki Okşancığım dikkat edin bodrum kattaysanız fare girebilir Allah korusun demiş. Ayol bu eve girmeyen hayvan mı kaldı? Bir fil kaldı bir de aslan kaldı girmeyen. Bu evde maşallah ne var? Ayol farelere isim bile taktım ben. Fare girebilir ne demek? Ha, devam ediyoruz. Yiğit Apaydın. Okşan ben her videona yorum yapmaya çalışıyorum. Seni seviyorum. Bu bir iki neden Nil'le konuşmuyorsun. Üç sana hediye yollamak istiyorum. Bana bir adres verir misin? Dört Allah. Daha çok video at ve ailenden bahset. Yani çocukluk ve beş sadece vesaire. Beş sadece. Lale'yi bu yana izlemiyor. Biliyorum beni heterolar da izliyor hayatım ama ailemden bahsetmek istemiyorum. Bunu defalarca söyledim. Ailemden bahsetmek istemiyorum arkadaşlar. Yeri gelince aslında arada böyle çıtlattıklarım oluyor yani biliyorsunuzdur. Ben kimseyle küs değilim. Bunu da 1 milyon 800 kere söyledim. Kimseyle küs değilim. Nil'le konuşuyoruz. WhatsApp'tan da konuşuyoruz. Video çekemiyorum diye ben insanlarla şey zannetmeyin. Küs zannetmeyin. Tabii ki de bir kırgınlık illaki olmuştur. Bunu zaten herkes farkında. Bunu herkes farkındasınız zaten. Ama kalkıp da bazı şey için 20 senelik bir arkadaşlık var. Bazı şeyleri söylüyorsun, söyleyemiyorsun. Hiç gerek yok bu mevzulara. Ben varsam benim için izliyorsanız buyurun izleyin. İzleyin. Hani başkası için izliyorsanız zaten başkalarını da başka yerlerden izleyebilirsiniz yani. Ben hiç bu konuda kimseye kırılmam, darılmam diyeyim. Başka ha bu hediye olayı. Evet bana hediyeler gelmeye başladı. Yeni yılda yılbaşında 1000 kere söyledim artık. Ben de size mesaj veriyorum değil mi? Ay hediye göndersinler de bilmem ne. Şurada şu an böyle birikti böyle 7-8 tane hediye geldi bana. Onları asla ellemedim. Bugün Cansel geldi. Ay Okşan açalım bakalım bakalım dedi. Ay yok dedim hayır. Hiç bir de bir insanda merak mı kalmaz ya? Çocukken olsaydım hemen açar paramparça eder bakardım. Ben de o merak, o şey hiç kalmadı ama o merak, o heyecanı hep beraber sizle beraber yaşamak istiyorum. YouTube'dan yayın yapamam çünkü neden? Öyle de diyorsunuz. Instagram ne olacak? Çakma bir hesap açın. İzlersiniz ne olacak? Yılbaşı akşamı saat 10 gibi yayın açacağım. Canlı yayında gelen hediyeleri tek tek açacağım ve beraber göreceğiz. Notları da isimleri de hepsini okuyacağım inşallah. Eğer hediye gönderecek olan varsa benim zaten Instagram'da cep numaram var. Hesabı. O cep numarası benim numaram. WhatsApp'tan bana oradan direkt yazarsanız sevinirim. WhatsApp'tan özellikle yazarsanız daha iyi olur. Ondan sonra da ben adresimi gönderiyorum yani. Yazanlar da oldu. Gönderdiğim de oldu yani. Yalan değil. Evet. Okşar abla su misali ömrüm demiş. O bana çok yorum yapar. Okşar abla yorumları yazmak yerine telefon kamerası ile ekrandan yorumları çeksen daha mantıklı değil mi? Vallahi onu senin yorumun sonrasından okudum. Öyle çektim şu an öyle yapıyorum. Su misali ömrüm. Teşekkür ediyorum hayatım. Valla. Süper yaptın. Bunu akıl ettirdin bana. Tek tek yazıyordum. Ay Allah'ım bu kadar mı kafa olur ya? Okşan, Belgin Çolaker, herkesin yorumlarını okuyorsun, beni es geçtin, küstüm sana. Ben herkesi okuyorum ya. Okuyorum ayol. Ay inanmıyorlar bana. Bir gün de yorumları okurken video çeksem ne yapsam Allah'ım. Zaten öyle yaptım ya kaç kere. 100 kere falan. Geliştiriyorsun. Enis Tarz demiş ki Okşan Cansel'i geliştiriyorsun. Hanginiz geliştiriyorsun derken herhalde çalıştırıyorsun demek istemiş. Çalıştırıyorsun. Hanginiz misafir belli değil. Aklıma bir hanım geldi.
Geçmiş zamanda ben de bir arkadaşıma misafirliğe gittim. Doğum günü vardı. Erken sabahtan gittim. İçeri girer girmez bana iş yaptırdı. Evi temizlettirdi, yemek yaptırdı. Misafirleri karşıladım, ağırladım. Kimi misafirleri uğurladım. Bulaşıkları yıkadım. Ben ne anladım? Her şeyi ben yaptım ama ben de oturup misafir gibi kendimi hiç hissetmedim. Gece doğum günü bitti. Ben de evime gittim. 100 kilometre, 1 saat yol. Maalesef Cansel'in kıymetini bil. O çok iyi biri. Senin her derdine koşuyor. Hayatım, Cansel'in bir kıymetini bil. Ayrı konu da. Şimdi bir videoda Cansel orayı yapıştırdı. Orayı, tenceremi sildi. Cansel sabah akşam gelip bu evimi temizliyor. Allah aşkına, bu evi kim temizliyor? O arada video çekiyoruz diye. Hadi açalım bari. Madem bunu yapacağı, yap bari. Yaptı, yapsın, ne olacak? Eline mi yapışıyor? Sen de iyi yapmışlar sana. Doğum günde seni çalıştırmışlar. Enis Tars, oh iyi olmuş. Benim kırılmış. Doğum günde seni çalıştırmışlar. Domez gibi. Bir saat yolda eve gidiyor. Oh iyi olmuş sana. Ha Enis. Beter ol. Aa, yok canım, öpüyorum seni. Enis'cim, darling. Melek Tek. Melek Tek. Soyadı da ne değişik. Nohutu senin yaptığın gibi yaptım. Çok lezzetli oldu demiş. Ay canım, afiyet olsun. Benimki but gaz yaptı, mahvoldum. Tozu dumana kattım. Esin Ahmet. Dikkat ediyorum, yemek yaparken tuzu poşetten döküyorsun. Zor olmuyor mu? Senin çok sıkı bir takipçinim demiş. Bir dakika. Buna benzer bir soru daha var. Okşanım tatlım, sana bir şey sordum ama hiç cevap vermiyorsun bana. Kaç defa sordum? Lütfen okuyup bana cevap yazar mısın? Seni çok seviyorum. Sorum şu. Sen niye baharatlık kullanmıyorsun? Tuzu, pul biberi hep torbada kullanıyorsun. Bir tanem demiş sonra da. Sonra Esin Ahmet'e Timurhan diye biri cevap vermiş. Ben de kaç defa söyledim bunu ama dinlemiyor. Ay, çok kızgın şeyler koymuşlar ama. Ben de kaç defa söyledim bunu ama dinlemiyor. Satın aldığı reçel, bal, konserve, salça, çoko krem vesaire ürünler bitince yıkayıp onları kullanabilir. Ne kadar salak bir şey bu okşan ya. Ay, deli edecek beni. Dememiş o kadar. Bazı konularda kimseyi iplemiyor. Hep burnun dikine. Ne diyelim? Paçozluktan başka bir şey değil. Bu mu kadınlık yani? Demiş. Bunları hep demiş, evet. Canlarım benim, vallahi tamam, söz kullanacağım. Şiller miyim, adileşmeyin. Baharatlık kullanacağım. Ama ne bileyim, torbayla atı veriyorum öyle işte. Ay, anam babam usulü yapıyorum ben. Şöyle elimle şöyle böyle uğraşamam. Uğraşamam baharatlıkla. Ranya Botan. O balamoz adama ne yaptın söyle, çok merak ettik. Allah'ım, bunu çok merak ettiler. Artık söyleyeyim, ne yapayım. Ay, artık bir daha evime misafir de gelmez benim. Bunu anlatacağım. Vallahi evime misafir gelmez ama mecbur anlatmak zorundayım bunu. Şöyle ki, daha önceki bir videomda bir lokantada çalıştığımı ve adam bir aylık hani emeklisi. Adamın bir aylık maaşının üstüne yattığını ve vermediğini söylemiştim. Ben de o adamdan nasıl intikam aldığımı söylememiştim ama intikam aldığımı söylemiştim. O çok merak ediliyor. Bana özelden WhatsApp'tan bile sordular. Söylüyorum. Bu adam çay içmeyi çok severdi. Ama küçüktüm ya, ne yapayım, yaptım öyle bir şey. Koca demlik çay demlerdi. Ben de o zaman o kadar... Ay, anlattım bir yerde, anlattım sanki. Anlattım. Ha neyse. O de koca demlik. Adam da şeye gitti, bir yere gitti. Dışarı orada tuvalette camiye gidiyorlardı oralarda. Tuvalete camiye giderlerdi. Yakındı cami. İş yerinde tuvalet yoktu. Adam oraya gitti. O demlediği çayın içine püşer alıktım. Böyle yarım çay bardağı kadar püşerimi alıktım. Kürdan püşerimi. Kürdan pişer yaptım o demliğin içine. Sonra demliği kapattım. O kürdan pişer yapınca zaten üstte kabaran çaylar aşağı indi. Daha güzel göründü çay. Adam o çayı var ya, akşama kadar höpür höpür içti. Bir ay sonra da geberdi. Nalları dikti. Böyle buydu olay. Evet, çay yüzünden değil canım. Yaşlıydı zaten. Bir gözü toprağa bakıyordu. Bir ayağı çukurdaydı. Pezevengin. Bir aylık maaşımı vermedi. Az bile yapmışım. Duasın bari puşarımı yapmadım. Kürdan puşarımı yaptım. Evet, Ayşe Yurtsever demiş ki, kedi pis değildir canım, ev halkındandır. Kedi evde beslenir. Kedi kendi kendini temizler. Tıbben kanıtlanmış, araştırabilirsiniz. Yorumumu okuduysan, çekimde paylaşırsan sevinirim. Paylaştım efendim. Ayşe Yurtsever. Hihtisipa İbrahim.
Hihtisipa İbrahim demiş ki alayınız bak alayınıza selamlar iyi bakın kendinize. Ay ben de alayınıza diye başlayınca ilk okuduğumda bunları şey yaparken eyvah dedim alayımıza ne yapacak acaba da Allah'tan selam vermiş. Hihtisipa İbrahim sana da selamlar. Bir tane Japonca gibi bir isim var onu bilmiyorum okuyamam. Ankh-Haka. Merhaba Okşan abla. Birkaç ay önceki videolarında Gunekoji tarzında bir şeyler söylüyordun. Bunları yeni videolarında tekrar söyler misin? Söyledim işte kendin yazmışım bak. Gunekoji kore kote kole kote Gunekoji kore kote kole 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 ay yeter yeter artık. Ay komşular duymasa bari. Evet ilerliyoruz. Söyledim onun şeyini de gerçekleştirdim. Bak Noel Baba gibi herkesin dileğini gerçekleştiriyorum. Yasemin Nur Özdemir demiş ki abla Sude ile küstünüz mü? Neden artık videolarda yok? Lütfen cevaplar mısın? Ay canım benim Sude arkadaşları demiş ki Okşan'ın videolarında söylüyorum vallahi bak böyle. Onun kendi arkadaşları ve beni izleyen, sürekli beni takip eden Sude'nin arkadaşları demiş ki ay sana inanamıyorum Sude'cim demiş. Sen oturaklı bir insansın, şöylesin, böylesin ve Okşan'ın videolarında seni o kadar aşağılıyor, rezil ediyor. Ben ona takılmalarım vardı biliyorsunuz. O yüzden benim videolarımda olmuyor. Arkadaşları sürekli onu uyardığı için Okşan'ın videolarında olma. Seni aşağılıyor, seni halka mal ediyor, kepaze ediyor falan filan filan. Bu yani anladınız yani. O da onlara uymuş ve videolarımda o yüzden gözükmüyor. Ben de onunla görüşmüyorum. Yani evime niye alayım daha? Video çekmeyeceksem bir çıkarım yoksa ne işim olur onunla? Güle güle. Renkli Lugat demiş ki Okşar abla yorumlara değer verdiğin için okuyorsun. Bu çok iyi bir şey. Sana bir tavsiyeli bilgisayarından not programı aç. İstediğin yorumları kopyala yapıştır. Hem kağıt israf etme hem tek tek yazmaya uğraşma. Bu da bir ayrı fikir. Yorumları öbürü çek demişti. Ben çekerek yapmıştım ama bu da ayrı bir fikir. Doğru söylüyorsun hayatım. Renkli lügat. Teşekkürler. Mama dama demiş. Mama dama mı? Mama dala demiş ki göremedim lütfen başka videonda o farenin geçtiği görüntüyü yayınlar mısın? Yok anam baktım görmedim diyor. Belki burada yayınlayabilirim. Bilemiyorum. Dur bakalım bakarız. Ha. Mehmet Bozkurt, nerelisin Okşan abla? Yarı Karadeniz, yarı Doğu demiştin. Bir sonraki videoda açıklar mısın? Yarı Malatyalıyım, yarı Bafralıyım arkadaşlar. Söyledim. Zaten bir önceki videomda söylemiştim bir kısmını. Yarısını da şimdi söylemiş oldum. Mamadala, Okşan'ım ben de öpücük istiyorum. Hollanda'dan değermişim. Lolita, Lolita Okşan'dan Mamadala'ya öpücükler. Gacımı laçom artık bilemedim vallahi. Çekirdek Çiğdem demiş ki Okşan sanki bir ara boyun 1,72 demiştin. Sonra 1,76 oldu. Bugün de 1,78 de bugün de 1,78 dedin. Seni gördükçe ümitlerim artıyor. Belki ben de bir gün 1,57'den 1,65'e oradan da ver elini 1,75 olurum. Amin demiş. Çekirdek Çiğdemciğim. Evet insanların boyu uzayabiliyor. Doğru. Diyorsun ki ben bir videomda demişim 1,72 boyum demişim. Sonra da başka bir günde demişim ki 1,76'yım demişim. Bugün de o günde demişim ki 1,78'im demişim. Yani ben ölçtüğümde öyle çıkıyor ne bileyim yani. Şimdi ölçsem belki de 2,5 metre çıkacağım ne bileyim ben. Dilin kemiği yok çekirdek çiğden. Ama insan yaşlanınca çekiyor. Kısalıyor ona göre. Mamadala mini bildirim geliyor demiş yine. Sağ ol. Arzu Vural. Okşarcığım misafirlerin aç geldi, aç gitti, azıcık ikramda bulun demiş. Yani benim evime yemek yemeye mi geliyorlar? Benim evime yemek yemeye, burada her yer lokanta dolu. Ocakbaşı dolu. Tostçu dolu, şey dolu. Gitsin orada yesinler. Benim evime yemek yemeye mi geliyorlar? Benim evime gelen çaydan başka bir şey içemez. Ona göre. Güzel Doğu demiş ki Allah ıslah etsin hepinizi hidayet versin demiş. Abi kötü bir şey mi dedi, iyi bir şey mi dedi? Ne diyor? Allah ıslah etsin hepinizi, hidayet versin. Mete Deniz de ona cevap vermiş. İlk önce seni ıslah etsin inşallah demiş. Madilik yapmış ona Mete Deniz. Yani şey, bize kole atıyor bu güzel Doğu. Allah ıslah etsin hani Lubunyalığımdan dolayı kole atıyor. Kötü yani. Bu kötü bir şey anlamında söylüyor. Mete Deniz'dim de ona pışaralıkmış.
Yavrum. Mete Deniz, iyi yapmışsın yavrum. Ha. H.C demiş ki şerbet ne kadar düşünceli, bir tek o maske takıyor. Ayol şerbet niye maske taktı o gün biliyor musun? Suratı görünmesin diye videoda. O şeyden dolayı değil. Korona morona hikaye. Video kapalıyken hep açtı. Ondan değil o. Aman. Şerbet mi? Onu bana sorunuz. Rustam Rasul. Azeri mi acaba? Instagram'dan gençlik resimlerine baktım. Vallahi şimdiki hali daha iyi demiş. Teşekkür ediyorum. Rustam Rasul. Rustam, bizde de Rüstem var biliyorsunuz. Rasul da Resul'dur herhalde. Demek benziyorsunlar. Eroberer, Eroberer. Evin içinde köpek beslemek asla caiz değildir demiş. Yani caiz neydi? Bir caiz var, bir de faiz mi vardı? Faiz neydi? Dur. Caiz, faiz. Ay, faiz yok, faiz öyle bir şey değildi. Faiz para çoğaltmaydı, dur. Caiz, olumsuz yani. Değil mi? Tabii caiz değildir yani. Günahtır anlamında. Faiz de günah değildir miydi? Yok, değildi. Onun düşüncesi öyleyse bir şey diyemeyiz hayatım. İnsanların inançlarına saygı duyarız. Ha. Gönülcan demiş ki nice 10 bin lira haydi yine Okşan'a kampanya yapalım. Ne dandik kanallarda kazanıyorlar. Okşan'ın nesi eksik? Ben üç çocuk annesiyim. Çok severek takip ediyorum. Konuşmaları da düzgün. Eğlendiriyor. Daha ne olsun, yılbaşı için bir şey düşündün mü? Bekleriz. Tabii reklam izleyin. Beğeni yapın. Bana da selam at. Instagram'a görüşemiyorum. Beceremiyorum. Doğru selamlar. Instagram açabilirsiniz arkadaşlar. Sahte bir hesap açın. Orijinal hesabınıza gelmeyin. Zaten izlemekten ne çıkar? Ben sizi yayına mı alacağım sanki hepinize? Üf. Ay, ateş bastı. Gönülcan Hanım, teşekkürler ediyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Güven yorulmaz. Şimdi o evde insanlar mı misafir, Okşan mı misafir? Yani ben düşün, bir de benim misafirliğe gittiğimi düşün. Kendi evimde böyleysem değil mi? Ya öyle demeyin ya. Ben kamera kapalıyken ne hizmetler? Benim bıkkınım ağrıyor. Vallahi. Madden. Yeliz Uğur, benim de yorumu okuyor musun abla videodan, ama beğendiğini biliyorum. Kalp geliyor. Seni seviyorum ablam demiş. Yeliz Uğur'cum, öpüyorum seni. Okudum yorumunu. Ayla Ehlil. Okşan kardeşim, ne kadar top gözlüsün. Hediye bile almıyorsun. Aa, nasıl almıyorum? Öyle sabahtan beri kaç videodur kıçımı yırtıyorum. Yılbaşı hediyesi gönderin diye. Ay. Taner Yıldırım. Merhaba güzel Okşan. Ay. Merhaba güzel Okşan. İlk başta eşim seni izlememi garip buluyordu. Ben de içimden saydırıyordum. Madilaço diye. Bunu yazan kadın yani. Madilaço diye saydırıyormuş. Bugün itibariyle odaya girip seni ekranda görünce kahkahalar atıyor ve ekliyor. Ya bu kadın hiçbir şey yapmasa bile çok komik diyor. Abi ses geldi. Ha. Artık seni seviyorum değil, seni seviyoruz diyorum. Ve ekliyorum, dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Not Madik hocam, seni de çok seviyorum demiş. Ay canım sağ ol. Yani böyle mesajlar çok alıyorum. Kadın izliyormuş beni sürekli. Kocası kızıyormuş. Bu ne bu sapı şeyi izliyorsun diyormuş bunu. Ne izliyorsun demiş benim için. Ondan sonra o da alışmış, onu da alıştırmış. Beraber sabah akşam beni izliyorlar. Canlarım, öpüyorum sizi. Ay. Hafize Demir. Okşandım. Gerçekten çok tatlısın. Teşekkür ederim beni okuduğun için. Şimdi seni çekemeyenler okusun. Senin böyle yükselişte olman, senin o tertemiz yüreğin, bilgilercin sayesinde bunca insanın nasıl ünlü olduğu yüzünden belli oluyor. Ay canım, bu kadar vallahi övmeyin. Okuyamıyorum bile artık ya. Canım Hafize Demir çok güzel şeyler yazdı. Hakikaten böyle bir şey oluyorum böyle. Hani övgü mesajları bir tuhaf ediyor benim, ne bileyim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum hayatım. Vallahi bu kadardı. 3, 4. Hepsi bu kadardı vallahi. Okudum ama orada yorum yazanlar, sonra da yazanlar, Eda'da bir bu kolay bir şey değil biliyorsunuz. Arada böyle yorumları, böyle bazı videolardaki yorumları yazarım. Dikkatimi çeker. Çok soru, mesela çok bir yorum gelir. Onu da şey yaparım, yazarım, ederim ya da çekerim, daha kolay öyle. Hallederiz. Bakarız yavrum. Bir de ben bir şey içtim. Bugün bir bitki çayı gibi bir şey içtim. Cansel verdi bana. Okşan'ın sesini açar bu dedi. Hakikaten böyle sesim böyle açıldı. Bir de kafam sanki daha iyi bir çalışıyor gibi. Beynim sanki daha kendimi zeki gibi hissediyorum. Daha zeki gibi hissediyorum kendimi. Beynimin lobları mı çalıştı, bir şey oldu. Bir şarkı söyleyeyim bakın, sesim düzelmiş mi? Başlıyorum. Söyleyeyim. Aklıma ilk geleni söyleyeyim. Evet. Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda.
Yıllar ikimizden de çok şeyler götürdü. Götürdü değil mi? Çok şeyler. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Lay lay ay. Barış Manço'nun şarkısı bu. Neydi bu şarkının asıl ismi vardı? Dün yine yapayalnız. Gözlerimde yaş, kalbimde ise unutmadım, unutamadım ya da. Barış Manço unutmadım galiba bu şarkının adı, unutmadım. Çok severim yani, bayılırım Barış Manço'nun şarkılarına. Neyse arkadaşlar, öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorum yapan eliniz dert görmesin. Beğenen eliniz dert görmesin. Seven, güzel sözleriniz. Öpüyorum, kendinize çok çok iyi bakın yavrum. Bir de diyorsunuz ya elbiselerde zayıflama. Elbiseye göre değişiyor. Başka elbise giyiyorsun, böyle çıkıyorsun. Bak şimdi mesela burada zayıf gözüküyorum galiba. Ayağa kalksam dev anası gibi olacağım. Hiç belli olmuyor. Hadi yavrularım, öpüyorum. Ah canım.